Bu videomuzda çözünürlükle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci örneğimizde X tuzunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram su. Bunun ne demek olduğunu ifade etmiştik. 20 gram bölü 100 gram su olarak verilmektedir. Buna göre 40 santigrat derecede 400 gram suda en çok kaç gram X tuzu çözünebilir? Hemen şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Şu ifadeye bakalım öncelikle. Şu ifade bize diyor ki 100 gram suda 20 gram ne çözünüyor? Tuz çözünüyor demek olacaktır. O halde diyeceğim ki ben 100 gram suda 20 gram X tuzu çözünüyorsa bizden istediği ise 400 gram sudur. O halde 400 gram suda en çok kaç gram X tuzu çözünür? Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan 100 çarpı soru işareti, buradan 20 çarpı 400 diyeceğiz. Ve soru işaretine 80 gram X tuzu diyeceğiz. Yani 400 gram suda 40 santigrat derecede en fazla kaç gram madde çözünebilir? 80 gram X tuzu çözünebilir. Diğer örneğimizde ise X tuzunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram su. Yine arkadaşlar şu ifadeye dikkat edeceğiz. Yani 100 gram su 20 gram X tuzunu çözebilir anlamına gelir. Buna göre 40 santigrat derecede 300 gram suda 90 gram X tuzu eklenirse kaç gram çözülmeden kalabilir? Ne diyeceğiz yine arkadaşlar? Aynı yoldan gideceğiz. 40 santigrat derecede 100 gram suda en çok 20 gram X tuzu çözünüyorsa 300 gram suda en çok kaç gram çözünebilir diyeceğim. Buradan yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı soru işareti, 20 çarpı 300. Buradan da arkadaşlar 60 gram X tuzu çözünebilir. Demek ki biz 300 gram suyun üzerine 90 gram ekliyoruz. Dolayısıyla 300 gram en fazla 60 gram X maddesini çözebilir. Bu nedenle arkadaşlar 90 eksi 60 diyeceğim. Çünkü 60 çözebiliyor. Eklediğim ise 90'dır. O halde 90 eksi 60 yani 30 gram X ne olacaktır? Çözülmeden çözeltide kalacaktır. O halde çözülmeden kalan madde miktarımız kaç olacaktır? 30 gram olacaktır. Diğer örneğimiz X tozunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram sudur. Yani yine aynı anlama geliyor. 100 gram su en fazla 20 gram madde çözebiliyor. Buna göre 40 santigrat derecede 200 gram su ile hazırlanan doygun X çözeltisi kaç gramdır? Doygun X çözeltisini diyor. Şimdi ne diyoruz yine? 100 gram suda en çok 20 gram X tozu çözünebilir. Bize 200 gramı soruyor. O halde 200 gram suda en fazla soru işareti kadar X tuzu çözünebilir. Yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı soru işareti, 200 çarpı 20'den soru işaretini 40 gram tuz olarak buluyoruz arkadaşlar. Demek ki 200 gram suyun içerisinde en fazla 40 gram çözünebilir. Çözeltinin kütlesini biz m çözelti eşittir m çözünen artı m çözen olarak ne yapıyoruz veya çözücü olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar çözünen maddemizin miktarı 40. Çözücümüzün yani suyumuzun kütlesi ise 200'dü. Dolayısıyla 40 artı 200'den 240. Demek ki 200 gram en fazla 40 gram çözebileceği için 200 gramla hazırlayabileceğim doygun çözeltim 200 artı 40'tan 200 gram olacaktır. O halde bu soruları tekrarlayacak olursak arkadaşlar. Birinci soruda ne dedik? X tozunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğünü bize 20 gram bölü 100 gram su olarak vermiştir. Bunun anlamı 100 gram su 20 gram madde çözebilir. Buna göre 40 santigrat derecede 400 gram suda en çok kaç gram X çözünebilir? Ne dedik biz? 100 gram su en fazla 20 gram madde çözebiliyorsa bizden istediği 400 gram su ne kadar çözer? O halde 400 gram suda ne kadar madde çözünür? Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı soru işareti, 400 çarpı 20'den buradan da 80 gram buluyoruz. Yani arkadaşlar 400 gram su 80 gram X tuzunu çözebilir. Diğer örneğimizde X tozunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğünü 20 gram bölü 100 gram su yani yine 100 gram su en fazla 20 gram madde çözebilir anlamındadır. Buna göre 40 santigrat derecede 300 gram suda 90 gram suya ve 90 gram X tozu eklenirse kaç gram çözülmeden kalır? Buna bakacağız. Yine arkadaşlar diyoruz ki 100 gram suda en fazla 20 gram X tozu çözünürse 300 gram suda ne kadar madde çözünür? Buradan içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı soru işareti, 300 çarpı 20'den soru işaretini de 60 gram olarak buluyoruz. O halde 300 gram su
En fazla 60 gram madde çözebiliyor. Ancak biz 300 gramın üzerine toplamda 90 gram madde ekliyoruz. 60 gram çözüyorsa demek ki 90 gram eklediğim 60 çözüyor. O halde çözülmeden kalan çöken yani 90 eksi 60 olacaktır. O da 30 gram olacaktır. Yani çözülmeden kalan x tuz miktarı 30 gram olacaktır. X tuzunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram su. Yani 100 gram su en fazla 20 gram madde çözebilir. Buna göre 40 santigrat derecede 200 gram su ile hazırlanan doygun X çözeltisi kaç gramdır? Yani 200 gram suda ne kadar X tuzu çözülmüş ve çözünen kütle ile beraber toplam kütlemi ne kadardır diye soruyor. Ne diyorum? 100 gram suda en fazla 20 gram X tuzu çözünüyorsa 200 gram suda ne kadar madde çözünebilir? Yine içler dışlar çarpımı 100 çarpı soru işareti 200 çarpı 20'den soru işaretini buradan 40 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Bunun anlamı şudur. Demek ki 200 gram su ne kadar madde çözüyor? 40 gram madde çözebiliyor. 40 gram kadar bir tuz çözebiliyor. O halde 200 gram su ile hazırlayabileceğim doygun çözeltimin kütlesi ne olacaktır? M çözünen artı M çözen veya çözücü diyeceğim. O halde çözücümüz 200, çözünen maddemiz 40 ve çözeldiği kütlemiz de 200 artı 40'dan 240 olacaktır. X tuzunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram su. Yine 100 gram suda 20 gram madde çözünebilir olarak verilmektedir. Buna göre 40 santigrat derecede 480 gram doygun X çözeltisinde kaç gram su, kaç gram da X tuzu vardır? Öncelikle hemen şuna bakacağız. 100 gram suda en fazla 20 gram X tuzu çözünerek toplamda 100 artı 20 yani 120 gram çözelti ne yapılabiliyor arkadaşlar? Hazırlanabiliyor. O halde diyeceğim ki 120 gram doygun çözeltide 20 gram X tuzu varsa 480 gram doygun çözeltinin içerisinde kaç gram X tuzu vardır? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 120 çarpı soru işareti 480 çarpı 20 diyeceğim. Buradan da 80 gram X tuzu vardır diyeceğiz. Bize soruda ne söylüyor burada? Kaç gram X tuzu vardır diyor. Yani 80 gram X tuzu vardır arkadaşlar. Peki çözelti kütlesi eşittir. Çözünen artı M su yani çözücü. 480 gram doygun çözeltim var. Çözünen maddemiz 80 gram. Suyumuzun kütlesi yani çözücümüzün kütlesi de buradan 400 gramdır. O halde çözücümüz nedir arkadaşlar? Çözücü 400 gram. Çözünen madde ise çözünen ise 80 gram olarak bulunmuş olacaktır. İlk etapta bize burada soruda ne dedi? X tuzunun çözünürlüğü 100 gram suda 20 gram olduğunu ifade etti. Burada ise 480 gram doygun çözelti de ne kadar su ne kadar X maddesi vardır diye soruyor. Bu sefer doygun çözeltiyi vermiş bize. 100 gram suyun 20 gram X tuzunu çözebildiğini söyledik. Dolayısıyla buradan hazırlayabileceğim doygun çözelti 100 artı 20'den 120 gram doygun çözelti olacaktır. O halde 120 gram doygun çözelti 20 gram X tuzu barındırıyorsa 480 gram doygun çözelti de ne kadar X tuzu vardır? Buradan da içler dışlar çarpımından da X tuzunu kaç olarak bulduk? 80 olarak bulduk. Çözeltinin kütlesi çözünen artı çözücü dedik. Çözelti kütlesi 80, çözünen maddemizi 480, çözünen maddemizi de 80 olarak bulduk. Dolayısıyla çözücümüz de 400 olarak bulunacaktır. Sonuç itibariyle çözücümüz 400, çözünen maddemiz ise 80 olarak bulunur. O halde 480 gram doygun X çözeltisinin içerisinde 400 gram su vardır, 80 gram da X maddesi vardır. Diğer örneğimizde X tuzunun 40 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram su. Yine 100 gram suyun 20 gram maddeyi çözebildiğini ifade ediyor olarak verilmektedir. Buna göre 40 santigrat derecede 80 gram X tuzu ile hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır? 80 gram X tuzu ile hazırlanan doygun çözeltiyi soruyor bize. Öncelikle şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. 20 gram X tuzu 100 gram suda çözünüyorsa 80 gram X tuzu kaç gram suda çözünür? Buradan yine içler dışlar çarpımını yapıyoruz. 20 çarpı soru işareti 80 çarpı 100. Buradan da 400 gram suda çözünebilir. Demek ki arkadaşlar 80 gram tuz 400 gram suyun içerisinde çözünebilirmiş.
Buradan da m çözelti eşittir m çözünen artı m su. M çözelti çözüneni biz 80 olarak vermiş zaten soruda. Çözücümüz ise yani su da 400'dür. O halde hazırlanacak çözeltinin kütlesi de 480 olarak bulunur. Bize zaten doygun çözeltinin kütlesini soruyor. Yani 80 gram tuz ile hazırlanan doygun çözelti. Yani burada bu 80 gram ne kadar suyun içerisinde çözünebilir bunu bulduk. Dolayısıyla daha sonra çözeltinin kütlesini bulduk. Tekrar edecek olursak ilk tozunun 40 santigratdaki çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram su olarak verilmiş. Buna göre 40 santigrat derecede 80 gram X tuzu ile hazırlanan doygun çözelti kaç gramdır diye soruyor. Öncelikle 20 gram X tuzu 100 gram suda çözünüyorsa 80 gram X tuzu kaç gram suda çözünür dedik. Buradan içler dışlar çarpımını yaptık. Buradan da 400 gram suda çözündüğünü bulduk. Yani 80 gram 400 gram suda çözünebiliyor. O halde arkadaşlar doygun çözeltimizin kütlesi ne olacaktır? 400 gram su vardır, 80 gram da X vardır. Topladığımız zaman 480 gram olacaktır. Burada ise bir grafik verilmiş arkadaşlar. Çözünürlük, sıcaklık grafiği. Yine çözünürlük, sıcaklık grafiğimiz gram bölü 100 gram su. Görüldüğü üzere 40 santigrat derecede arkadaşlar 64 gram madde çözünülüyor. 60 santigrat derecede ise 110 gram madde çözünebiliyor anlamına geliyor. Diyor ki potasyum nitratının çözünürlük sıcaklık grafiğine göre 40 santigrat derecede sıcaklığımız 40. 328 gram doygun çözelti elde etmek için kaç gram potasyum nitrat elde edilir? Dikkat edersek arkadaşlar bu grafikte 40 santigrat derecede 64 gram ne vardır? Madde çözülmektedir. 40 santigrat derecede 100 gram suda dikkat edersek şöyle şurada bize ne diyor zaten? 100 gram suda çözünen madde. 100 gram suda sıcaklığımız 40 iken 64 gram madde çözünürken yine 100 gram suda sıcaklık 60 iken 110 gram madde çözünmektedir. O halde grafikte arkadaşlar 100 gram suda 64 gram potasyum nitrat çözünerek toplamda 100 artı 64'ten 164 gram doygun çözelti hazırlanmaktadır. O halde 164 gram doygun çözelti için 64 gram potasyum nitrat gerekiyorsa bize soruda diyor ki 328 gram doygun çözelti elde etmek için kaç gram potasyum nitrat gerekiyor? O halde 328 gram doygun çözeltide soru işareti kadar potasyum nitrat gerekiyor. Buradan içler dışlar çarpımını yapıyorum. 164 çarpı soru işareti eşittir 64 çarpı 328 diyeceğiz. Buradan da 128 gram potasyum nitrat olarak bulmuş olduk. Sorumuzu tekrar edecek olursak. Şimdi bu grafikte çözünürlük sıcaklık grafiği. Yani sıcaklığımız 40 santigrat derece iken arkadaşlar 100 gram suda çözünen maddemizin miktarı 64 gramdır. Sıcaklığımız 60 santigrat derece iken 100 gram suda çözünen maddemizin miktarı 110 gramdır. Bunları dikkate alacağız. Ve bize diyor ki soruda potasyum nitratın çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. 40 santigrat derecede 328 gram doygun çözelti elde etmek için kaç gram potasyum nitrat gerekir? Öncelikle 40 santigrat derecede grafiğe göre 100 gram suda 64 gram potasyum nitrat çözülüyor. O halde 40 santigrat derecede hazırlanabilecek doygun çözeltimiz 100 artı 64'ten 164 gram doygun çözelti elde edilebiliyor. Sonuç itibariyle 164 gram doygun çözeltide 64 gram potasyum nitrat varsa şurada görüldüğü üzere 64 gram potasyum nitrat varsa bizden istediği 328 gram doygun çözeltinin içerisinde ne kadar potasyum nitrat vardır bunu soruyor. Buradan da içler dışlar çarpımını yapıyorum. 164 çarpı soru işareti 328 çarpı 64'ten buradan da 128 gram potasyum nitrat bulunmaktadır. Yine bu soruda çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Burada 40 santigrat derecede arkadaşlar 100 gram suda 64 gram madde çözünebilirken 60 derece sıcaklıkta 100 gram suda 110 gram madde çözünebilir anlamına gelmektedir. Dikkat edersek arkadaşlar şöyle diyelim. Burada yani 60 santigrat derecedeki çözelti kütlemiz ne olacaktır o halde? 110 gram madde çözünüyor. 100 gramda su vardır. Dolayısıyla ne olacaktır? 210 gram bir çözelti kütlesi olacaktır. 40 santigrat derece bakacak olursak 100 gramda 64 gram madde çözünüyorsa o halde 100 artı 64'ten 164 gramda bir çözelti hazırlanabilir.
Şimdi soruya bakacak olursak, potasyum nitratın çözünürlük sıcaklık grafiğine göre 60 santigrat derecedeki 420 gram doygun potasyum nitrat çözeltisi 40 santigrat dereceye kadar soğutulursa kaç gram potasyum nitrat katısı çöker diye sormuş bize. Öncelikle grafiğe göre arkadaşlar 60 santigrat derecede 100 gram suda 100 gram potasyum nitrat çözülmüştü. O halde toplam çözelti kütlemiz yukarıda da gösterdiğimiz gibi 100 artı 110'dan 210 gram çözelti olacaktır. Şurada gösterdiğimiz gibi 210 gram toplam çözelti olacaktır. Sıcaklığı arkadaşlar 60 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye getirdiğimiz zaman hemen şöyle 40'a gelelim. 40 santigrat derecede ise 64 gram madde 100 gram suda çözünüyor. O halde şöyle diyeceğiz. 100 gram su 64 gram potasyum nitratı çözer ve sonuçta da 164 gram çözelti elde edilmiş olacaktır. O halde arkadaşlar sonuç itibariyle 210 gram bir maddeyi biz 60'tan 40'a soğuttuğumuz zaman ne olacaktır? 210 iken ilk başta daha sonra 164'e iniyor ve çöken miktarımız da 46 olacaktır. Şurada da görüldüğü üzere 60'ta 210 iken bu 40 santigrat dereceye düştüğü zaman toplamda burada çöken miktarımız ne olacaktır? 210 eksi 164'ten 46 gram olacaktır. Sonuç itibariyle 210 gram çözeltinin sıcaklığını biz 60'tan 40'ı düşürdüğümüz zaman 46 gram potasyum nitrat çökerse 420 gram çözeltinin sıcaklığını 60'tan 40'a düşürdüğümüz zaman kaç gram potasyum nitrat çöker? Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 210 çarpı soru işareti eşittir 46 çarpı 420'den buradan da 92 olarak bulmuş olacağız. Sorumuzu tekrar edecek olursak bize yine çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Diyor ki burada 40 santigrat derecede 100 gram suda 64 gram madde çözünür. Dolayısıyla oluşan çözeltinin kütlesi 100 artı 64'ten 164 gram olacaktır. 60 santigrat derecede ise 100 gram suda 110 gram madde çözünür. Dolayısıyla çözeltimizin kütlesi 100 artı 110'dan toplamda 210 olacaktır. Bu çözeltiyi arkadaşlar 60'tan 40'a biz soğutursak eğer dolayısıyla ne kadar madde çökecektir? 210 eksi 164'ten çıkardığımız zaman 46 gram maddenin çöktüğünü görmüş oluyoruz. Bize soruda diyor ki 60 santigrat derecedeki 420 gram doygun potasyum nitrat çözeltisini 40 santigrat dereceye soğutursak kaç gram potasyum nitrat çöker diye sormuş. Demin de söylediğimiz gibi grafikte 60 santigrat derecede 100 gram suda 110 gram potasyum nitrat çözüldüğü için oluşan çözeltimizin kütlesi 100 artı 110'dan 210 gram olacaktır. Daha sonra sıcaklığımızı 60'tan 40'a çektiğimiz zaman yani 40 santigrat derecede 100 gram suyumuz artık 64 gram madde çözebiliyor. Dolayısıyla 40 santigrat derecede 164 gram bir çözeltiyi azalayabiliyoruz. O halde arkadaşlar 60'tan 40'a düştüğümüz zaman 210 eksi 164 gram da maddemiz çökecektir. Yani 46 gram madde çökecektir. Sonuç itibariyle 210 gram çözeltinin sıcaklığını 60'tan 40'a düşürdüğümüz zaman 46 gram potasyum nitrat çökerse 420 gram çözeltinin sıcaklığını 60'tan 40'a çektiğimiz zaman kaç gram potasyum nitrat çöker diyeceğiz. Buradan da içler dışlar çarpımından sonucumuzu 92 olarak bulmuş olacağız.